Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlerle orkide saksısının içerisinde yosunlanma olmuşsa ve köklerdeki gelişimde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız neler yapabilirsiniz? Bununla alakalı bir video çekmek istedim. Öncelikle bakın şöyle orkidemi saksısından çıkarıyorum. Bu işlemleri mutlaka bahar mevsimlerinde yapın. Ya ilkbaharda ya sonbaharda yapın. Evet, yazın kesinlikle bunu yapmayın. Şöyle saksısından çıkartıyorum orkidemi. Biraz köklerinde de sorun olduğunu düşünüyorum. Ayrıca saksısı da yosunlanmıştı. Şöyle saksısından dikkatlice çıkarttım. Evet, orkidemin şöyle toprağını döküyorum. Bu işlemi yaparken toprağını da mutlaka değiştirin. Sadece saksısını temizlemekle değil. Bakın gördüğünüz gibi saksıda yosunlanmalar var. Bunu nasıl temizleyeceğiz? Neyle temizleyeceğiz? Birlikte yapacağız. Evet, öncelikle orkidemizin kök temizliğini yapalım. Kök bakımını yapalım. Evet. Şöyle köklerini güzelce önce toprağından ayırıyorum. Kurumuş ve solmuş kökleri dikkatlice makasla kesiyorum. Orta kısmı da çürümüş. Bunu güzelce temizliyorum. Şöyle bir makas yardımıyla güzelce temizliyorum. Bu işlemi tüm kurumuş köklerde yapmamız gerekiyor. Bunları temizlememiz gerekiyor. Şöyle temizliyorum. Elle kontrol ediyorum. Zaten kurumuş kökler belli oluyor. Şöyle aralara da iyice bakıyorum. Kurumuş yerler varsa bunları makasla alıyorum. Bu işlemi dikkatlice yapalım. Sağlam kökleri kesmeyelim. Orta kısmı iyice kurumuş. Onu da aldık bakın. Şöyle şuralarda da var. Evet. Evet, bu işlemi yaptıktan sonra bu orkidemizi dezenfekte etmek için Arap sabunu kullanıyorum. Bakın Arap sabunu. Evet, yapraklarını ve köklerini Arap sabunuyla güzelce yıkayacağım. Arap sabununun dezenfekte etme özelliği çok güzel. Evet, şöyle bir musluğun altına alıyorum. Evet, Arap sabununu orkideme döküyorum. Bakın şu şekilde köklerine, yapraklarına güzelce döküyorum. Ve suyun altında güzelce yıkayacağım. Evet, suyu açtık. Şöyle elimizle Arap sabununu her tarafa ovalıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra en önemli şey iyice durulamamız gerekiyor orkidemizi. Ve diğer bir şey, dikimini yaptıktan sonra sulama işlemini de yaptıktan sonra mutlaka balkona çıkartmamız gerekiyor. Ve balkonda iyice yaprakları kuruması gerekiyor. Yaprak aralarında kesinlikle su bırakmamamız gerekiyor. Bu nedenden dolayı balkona çıkartmamız ve orada güzelce kurutmamız gerekiyor. Böyle bir rüzgarlı bir havada, esintili bir ortamda kurutmamız gerekiyor. Şöyle yapraklarını da eğer bir hastalık varsa dezenfekte etmiş oluyoruz. Köklerini de aynı şekilde. Evet, şu şekilde. Yine iyice yıkamak için fıskiye altına da alacağım. Şöyle köklerini de yıkayayım önce. Arap sabununu komple çıkaracağız. Evet, şöyle fıskiye ile de güzelce yıkıyorum. Bakın gördüğünüz gibi her tarafını güzelce yıkıyorum. Balkona çıkartmayı kesinlikle unutmayın. Dikimi yaptıktan sonra ve suladıktan sonra. Evet, gördüğünüz gibi güzelce temizledik. Şimdi bunun dikimini yapacağız. Orkidenin toprağı normal toprak değil, ağaç kabuklarından oluşuyor. Bakın saksısını da aynı şekilde Arap sabunuyla güzelce yıkadım. Parladı bakın, yosun hiç kalmadı. Tertemiz oldu saksımız. Öncelikle dibine bir miktar ağaç kabuğu koyuyoruz. Orkidemizi yerleştiriyoruz. Ve sağına soluna güzelce iyice orkide toprağı yerleştiriyoruz, koyuyoruz. Şu şekilde iyice dolduruyoruz. Her tarafına girmesini sağlıyoruz. Boşluk bırakmadan güzelce toprağı yerleştiriyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra yeniden orkidemin sulamasını yapacağım.
Evet, sıkıca dolduruyorum. Köklerini yerleştirirken dıştan görünecek şekilde bırakmaya çalışalım. Çünkü köklerine bakarak susayıp susamadığını anlıyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi doldurduk. Son kontrolleri yapıyorum. Biraz sonra bunun sulamasını yapacağım. Ve tekrar koyduğumuz yere yerleştireceğim. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler. Evet, orkidemizin çiçek dalına da böyle sabitledik. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.